Yeşil Kontrolör. Tidmouth barakaları sakin bir gün geçiriyordu ve Percy de tek başınaydı. Birden şişman kontrolörün arabasının geldiğini gördü. Arabadan inenin Bayan Şapka olduğunu görünce çok şaşırdı. Bay Silindir Şapka hastalandı diye duyurdu üzülerek. Şu anda konuşamıyor diye ekledi. Percy çok endişelendi. Umarım kısa sürede iyileşir dedi. Bay Silindir Şapka bana yapılması gereken işlerin listesini verdi dedi Bayan Şapka. Lütfen dikkatle dinle. Gordon'ın Megford'dan porselenleri alıp Brandon Limanı'na götürmesi gerekiyor. Ancak yükünü çok yavaşça çekmeli. Yavaşça mı? Dedi Percy. James de madenden kömür dolu vagonları taşımalı ve bir arı kadar da çabuk hareket etmeli. Arı kadar çok çalışmalı, dedi Percy dikkatli. Ve Toby de Medved'deki ziyaretçileri İskoç şatosuna götürmeli. O da Gordon'un ekspresi kadar hızlı gitmeli. Gordon'un ekspresi, dedi Percy. Sorumluluk artık sende Percy, dedi Bayan Şapka ve oradan uzaklaştı. Tam o sırada Thomas sabahki işini bitirip geri dönmüştü. Bugünlük kontrolör benim, dedi Percy gururla. Yardıma ihtiyacın var mı? Diye sordu Thomas arkadaşına. Kontrolörlerin yardıma ihtiyacı olmaz, dedi Percy ve oradan uzaklaştı. Percy ilk olarak Gordon'u buldu. Şişman kontrolörün sesi çıkmıyormuş, dedi Percy. O iyileşene kadar da kontrolör benim. Gordon çok şaşırdı. Percy Bayan Şapka'nın söylediklerini hatırlamaya çalışıyordu. Bugün vagonlarını çok yavaş çekmelisin, dedi gururla. Peki ama bu nasıl olacak? Diye sordu Gordon. Percy'nin hem hatırlaması hem de yapması gereken çok işi vardı. Sonra da yıkama bölümündeki James'i buldu. James, bugün bir ara gibi olmalısın, dedi gururla. James kala kaldı. Ne yani, sarı siyah mı boyanmalıyım? Diye sordu üzülerek. Evet James, dedi Percy sertçe. Peki ama neden? Diye sordu James. Percy sertçe düdüğünü çaldı ve bugünlük kontrolör benim de ondan, dedi ve yola koyuldu. Sonra Percy Toby'yi buldu. Toby, bugün Gordon'un ekspresini sen çekeceksin. Neden? Diye sordu Toby. Kafası çok karışmıştı. Çünkü işim bu, dedi Percy sertçe. Percy kendini çok önemli hissediyordu. Daha sonra da lokomotiflerine bir bakmaya karar verdi. Çünkü şişman kontrolörün böyle yapacağından emindi. Percy köprünün üzerinde bekleyen çocuklara merhaba demek için düdüğünü öttürdü. Ama çocuklar demir yoluna bakmaya devam ettiler. Gordon çok ama çok yavaş bir şekilde yolda ilerliyordu. Çocuklar gülüşmeye başladılar. Gordon'a bakın diye bağırdılar. Ne kadar da yavaş gidiyor. Daha sonra da aynı yere James geldi. Çocuklar yine gülmeye başladılar. Bu devasa eşek arısı da kim böyle diye bağırdılar. Bir süre sonra da arkasındaki ekspresle birlikte Toby geldi. Gerçekten çok yorulmuştu. Gordon, James ve Toby çocukların kendilerine güldüklerini duydular. Daha sonra da Percy'nin orada olduğunu gördüler. Gordon Percy'ye seslendi. Ben Sodor'daki en hızlı lokomotifim. En yavaşı değil. Dedi. Ben de Sodor'daki en parlak kırmızı renge sahip lokomotifim. Dedi James. Ama şimdi şu halime bak. Ben sadece bir tramvayım dedi Toby üzülerek. Ekspresi çekmek benim için hiç kolay değil. Percy endişelenmeye başladı. Bir sürü hata yaptığının farkındaydı. Daha sonra Thomas yanına geldi. Neyin var Percy? Diye sordu arkadaşına. Lütfen bana yardım et Thomas. Bayan Şapka'nın söylediklerini hatırlayamıyorum ve tüm lokomotiflere yanlış görevler vermişim galiba. Thomas bir dakika düşündü. Başladığın yere geri dönmelisin. O zaman sana yardımcı olacak şeyler hatırlayabilirsin. Percy bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşündü. Thomas ve Percy, McFurt istasyonuna geldiler.
Gordon ve yavaş gitmesi, dedi Percy. Birden Percy, platformda kutular içinde duran porselenleri gördü. İşte bu, dedi Percy. Gordon'ın bu porselenleri Brandon Limanı'na götürmesi gerekiyor ve vagonları çok yavaş çekmesi gerekiyor. Percy ve Thomas kömür madenine gittiler. James bir arı gibi çok çalışmalı, dedi Percy yavaşça. Etrafta taşınmayı bekleyen bir sürü yük vagonu vardı. İşte bu. James'in yük vagonlarını taşıması gerekiyor. Bu yüzden bir arı gibi çok çalışması gerekli. Sonunda Percy ve Thomas Maidwaite istasyonuna geldiler. Toby, Gordon'un ekspresini çekmeli, dedi Percy. Birdenbire platformda bekleyen bir grup ziyaretçiyi gördü. İşte bu, diye bağırdı Percy. Toby'nin burada bekleyen ziyaretçileri İskoç şatosuna götürmesi gerek ve en az Gordon'un ekspresi kadar hızlı olmak zorunda. Aferin sana, diye bağırdı Thomas neşeyle. Günün sonunda tüm lokomotifler işlerini yapıyorlardı. Hem de çok iyi yapıyorlardı. O gece şişman kontrolör barakaların olduğu yere geldi. Çok iyi bir iş çıkarttın Percy, dedi. Senden çok memnunum. Ben de tekrar konuşabildiğiniz için çok mutluyum, dedi Percy neşeyle. Şişman kontrolör gülümsedi. Ve umarım sesiniz bir daha asla kısılmaz, dedi Percy gülerek.